Merhaba sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugünkü dersimizde bir önceki derse giriş yapmış olduğumuz 10. sınıfın son ünitesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen içeriğimize bir göz atalım. Bugünkü dersimizde do-often ve must-ın modal fiilleri üzerinde duracağız. Dersin uzun olmaması adına ünitede yer alan kıyafet ve akuzatif konularını bir sonraki derse öteledim. Şimdi gelelim do-often fiiline. Bu modal fiil arkadaşlar bir kişinin bir şeyi yapma izni veya hakkı olup olmadığını ifade etmek için kullanılmakta. Bu izinde genellikle ebeveynler yani anne baba, doktor ya da memur gibi yetkili bir konumda olan biri tarafından veriliyor. Bu modal fiili olumsuz kullandığımızda ise bir yasak belirtmekteyiz. Bu modal fiil arkadaşlar kullanıldığı esas fiile izin anlamında ebilmek anlamı katıyor. Bakın buraya dikkat edelim, izin anlamında diyorum. Ben hafta sonu sinemaya gidebilirim. Evet, ebilmek anlamı kattım, gidebilirim. Fakat ben bu cümleden şunu anlıyorum. Anne babam bana izin vermiş, demek ki hafta sonu sinemaya gitmeye iznim var. Aslında tam açılımı budur. Können fiilini görmüştük bir önceki dersimizde, hatırlayacaksınız. O da aynı şekilde ebilmek olarak çevrilmekteydi. Fakat bir yetiyi, yeteneği ya da bir olanağı ifade etmek için kullanılmaktaydı. Örneğin piyano çalabilirim gibi, bu bir yetenektir örneğin. Fakat buradaki ebilmek ifadesi birinin izne tabi olunduğunu ve izin verildiğini belirtiyor. O yüzden buradaki ince çizgiye dikkat edelim. Şimdi gelelim cümle kurumumuza. Önce tabii ki de öznemizi getiriyoruz. Ardından modal fiilimiz, tabii ki de bu do-often modal fiilini çekimlemem lazım. Kime göre? Özneye göre. Hemen çekimine bakalım. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen şeklinde. Gördüğünüz üzere birinci yani ben ve üçüncü şahıs, o şahsı, ikisinin de çekimi aynı, darf, darf şeklinde. Du şahsında ise fazlalık olarak bir st var, zaten bu st ekine aşinayız du şahsından ötürü. Geriye kalan via, ia ve z'de ise normal fiil çekimlerinde olduğu gibi nt, n eklerini görüyorsunuz. Evet, bu modal fiili çekimliyoruz dedik. Hemen ardından nesnemizi getiriyoruz ve en sona da pek tabii olarak esas fiilimizi getiriyoruz. Ama esas fiilimiz çekimsiz halde olacak. Buraya dikkat edelim. Zaten diğer modal fiillerden bu kuruluma aşinayız. Şimdi örneklerimize bakalım. Die Schüler dürfen im Unterricht Wasser trinken. Öğrenciler derste su içebilir. Yani su içmelerine izin var. Buradaki öğeleri tek tek bir inceleyelim. Öznemiz ne? Die Schüler, öğrenciler. Dürfen, benim modal fiilim. Kime göre çekimledim? Özneye göre. O yüzden çoğul şekilde çekimledim. Im Unterricht, derste. Wasser, su. Ve en sonunda da esas fiilimiz içmek. Trinken. Tabii ki de çekimsiz halde. Gelelim soru yapmaya. Dürfen modal fiilini en başa getiriyoruz. Ardından öznemiz, nesne ve esas fiil. Aslında bir nebze normal cümle kurulumundaki özne ve dürfen'ın yer değiştirmesi gibi düşünebiliriz. Eğer ki ne, ne zaman, nerede gibi bir soru zamirimiz bulunacaksa da dürfen'ın önüne getireceğim. Örneklerimize bakalım, daha iyi anlayalım. Dürfen wir ins Kino gehen? Sinemaya gidebilir miyiz? Yani gitmemize izin var mı diye soruluyor. Ya da soru zamiriyle kurabiliriz. Wann darf er rausgehen? O ne zaman dışarı çıkabilir? Gördüğünüz üzere soru zamirimiz dürfen modal fiilinin hemen önünde yer alıyor. Gelelim dürfen fiilinin kullanım alanlarına. İzin belirtirken dürfen'ı kullanacağız. Sie dürfen hier zwei Stunden parken. Buraya 2 saatliğine park edebilirsiniz. Yani 2 saatliğine park etmenize izin var anlamını çıkarıyoruz buradan. Ich darf eine Stunde Computer spielen. Bir saatliğine bilgisayar oynayabilirim. Yani bilgisayar oynamama izin var. Bu cümleden anlaşılan bu kişinin bir saatliğine bilgisayar oynamaya izinli olduğu. Diğer kullanım alanlarımıza bakalım. Yasak belirtirken, zaten bahsetmiştik. Dürfen modal fiilini olumsuz kullanacaksak bir yasak belirtir demiştik. Örneğin, Sie dürfen hier nicht parken. Buraya park edemezsiniz. Das ist verboten. Bu yasak. Ich darf heute nicht Computer spielen. Bugün bilgisayar oynayamam, oynamama izin yok. Ya da bilgisayar oynamam yasak olarak da çevirebiliriz bunu. Man darf im Park nicht grillen.
Buradaki man öznesinden geçtiğimiz derste bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Cümleye genellik, edilgenlik katıyordu. Yapılır, edilir ya da yapılmaz, edilmez gibi bir anlam katıyor demiştik. Parkta ızgara yapılamaz ya da parkta ızgara yapmak yasaktır. Hier darf man nicht telefonieren. Burada telefonla konuşulamaz ya da burada telefonla konuşmak yasaktır. İki şekilde de çevirmekteyiz. Verboten kelimesi yasak anlamına gelmekte arkadaşlar. Dürfen fiilinin olumsuz haliyle ve bu kelimeyle birlikte iki şekilde yasaktan bahsetmekteyiz. Zum Beispiel, man darf hier nicht rauchen. Burada sigara içilemez ya da burada sigara içmek yasaktır. Ya da verboten'la da söyleyebilirim bunu. Fiili isimleştiriyorum ve özne olarak kullanıyorum. Rauchen ist hier verboten. Burada sigara içmek yasaktır. Şimdi resim örneklerimize geçelim. Bir adam görüyoruz, hastaneye gelmiş ve orada bulunan görevliye "Darf ich reingehen?" İçeri girebilir miyim diye soruyor. Yani izin var mı şeklinde soruyor. Fakat malum koşullarımızı biliyorsunuz, haliyle karşıdaki görevli diyor ki "Nein, Sie dürfen ohne Schutzmaske nicht reingehen." Hayır, koruyucu maske olmadan içeri giremezsiniz. Yani maskesiz içeri girmeniz yasak. Er hat jetzt eine Schutzmaske. Artık koruyucu bir maskesi var. Er darf rein. O içeri girebilir. Zaten uyarı tabelasında da görüyoruz. Maskenpflicht. Yani maske zorunlu diyor. Artık maskesi de olduğuna göre girmesine engel bir durum yok. Gelelim diğer örneğimize. Genç bir delikanlı ateş yakmaya çalışıyor. Peki nerede? Parkta. Fakat bildiğimiz üzere parkta ateş yakmak yasaktır. Ben bu ifadeyi Almanca nasıl söyleyeceğim? Man darf im Park kein Feuer machen. Feuer machen ateş yakmak demektir. Parkta ateş yakmak yasak. Burada ismi olumsuz yaptığım için Feuer yani ateş kelimesinin önüne kein getirdim. Yani olumsuz yaparken illa nicht getireceğiz diye bir kaydı yok arkadaşlar. Eğer ismi olumsuz yapacaksanız kein getiriyorsunuz. Şimdi de müzede sesli konuşan iki çocuk görüyoruz. Bunun yasak olduğunu ifade ederken Man darf im Museum nicht laut sprechen. Müzede yüksek sesli konuşmak yasak. Evet, umarım dürfen modal fiili anlaşılmıştır. Geldik şimdi müssen modal fiiline. Bu modal fiil arkadaşlar bir şeyin önemli veya gerekli olduğunu söylemek için kullanılmakta. Bir zorunluluktan bahsediyoruz yani. Bu zorunluluklar örneğin sosyal normlar olabilir. Kişinin hissettiği sorumluluk, bir kural, bir yasa olabilir. Bu gereklilik belirten modal fiili de Türkçe'ye zorunda olmak, mili, malı, mek gerek olarak çeviriyoruz. Cümle kurumumuz her modal fiilde olduğu gibi. Önce öznemiz, ardından modal fiilimiz, tabii ki de modal fiilimi ben çekimliyorum. Hemen çekimine bakalım. Ich muss, du musst, er, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Gördüğünüz üzere yine birinci ve üçüncü şahısların çekimi aynı şekilde. Ardından nesne getiriyoruz ve en sona da esas fiilimiz tabii ki de çekimsiz halde. Örneklere bakalım. Nico muss eine Prüfung machen. Nico'nun sınava girmesi gerekiyor. Nico öznemiz, muss modal fiilin o şahsına göre çekimlenmiş hali. Eine Prüfung bir sınav, machen yapmak yani esas fiilimiz en sonda. Soru yaparken nasıl yapıyoruz hemen bakalım. Müssen modal fiilini en başa getiriyoruz. Ardından öznemiz, nesnemiz ve esas fiilimiz. Eğer ki bir soru zamiri kullanacaksak aynı şekilde müssen modal fiilinin önüne getireceğiz. Örneklerimize bakalım. Müssen wir sprechen? Konuşmak zorunda mıyız? Ya da bir soru zamiri getirebilirim. Wann muss er ins Bett gehen? Ne zaman yatması gerekiyor? Gördüğünüz üzere eğer soru zamiri kullanacaksanız müssen modal fiilinden hemen önce getiriyorsunuz. Şimdi müssen fiilinin kullanım alanlarına bakalım. Bir gereklilik belirtirken demiştik. Im Museum müssen wir leise sein. Müzede sessiz olmalıyız. Ich muss für meine Arbeit Deutsch lernen. İşim için Almanca öğrenmem gerekiyor. Diğer kullanım alanlarına bakalım. Bir emir, bir görev belirtirken, örneğin Ich muss meinen Raum aufräumen. Ben odamı toplamalıyım ya da toplamak zorundayım. Du musst fleißiger lernen.
daha çok çalışmalısın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, cümle kurumumuz çok basit aslında. Öznemiz, müssün fiilimiz, çekimlemeyi unutmuyoruz. Ardından nesne, artık ne sayarsanız o öğeyi getiriyorsunuz ve en sona da esans fiilimiz. Şimdi resimli örneklerimize bakalım. Das ist Hakan. Bu Hakan. Er möchte ein Arzt werden. O doktor olmak istiyor. Deswegen muss er jeden Tag in die Schule gehen. Bu yüzden her gün okula gitmesi gerekiyor. Und er muss fleißig lernen. Ve çok çalışmak zorunda. Morgen haben wir Besuch. Yarın misafirimiz var. Ihr müsst die Wohnung aufräumen. Evi toplamanız lazım. Aber ich muss meine Hausaufgaben machen. Fakat benim ödevlerimi yapmam lazım. Cümle kurumlarını daha net görüyorsunuz. Şimdi son örneğimize bakalım. Der Kühlschrank ist leer. Buzdolabı bomboş. Ich muss einkaufen gehen. Alışverişe gitmem lazım. Evet, umarım örneklerle güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Böylece de dersimizin sonuna geldik. Ders süresini çok uzatmamak için kıyafet konusunu bir sonraki derste anlatacağım arkadaşlar. Ders PDF'sini her zamanki gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.